İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Doğu Ermenistan'ın zihniyetinde gelişme. Artsakh Cumhuriyeti'nde izole olan 9 vatandaşın koronavirüs semptomu yok. Cavak'taki Kartikan Bavra yolunun bitmemiş kısmı onarılacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 29 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası doğrulandı. Türkiye İdlib'de güçlenmeye devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da Hitit dönemine ait heykel ele geçirildi. Yerevan Oda Müziği Merkezi Gomidas'ın Berlin aynı eserini Paskalya'da çevrim içi sunacak. Batı Ermenistan 24 Nisan ile birlikte Ermenilere karşı uygulanan soykırımın ulusal anma günü yaklaşıyor. Soykırımın anısını sürdüren Yerevan'daki soykırım bellek merkezi olan Müze Enstitüsü, dünyadaki tüm Ermenileri Facebook'taki trajedinin masum kurbanlarına saygıda bulunmaya çağırıyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Müze Enstitüsü'nün Facebook sayfasında yayınlanan mesajda şöyle deniyor. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları, tüm Ermeni halkı Ermenilere karşı işlenen soykırımın 105. yıl dönümünü anacak. Ermenilerle birlikte dünyanın farklı yerlerindeki Ermeni halkının dostları da bu yıl dönümünü anacak. Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım uzun zamandır etnik hafıza sınırlarının ötesine geçti. Yani sadece sırf Ermenilere karşı işlenen bir suçun ve tamamen Ermenilere ait olan trajedinin sınırlarından geçerek evrensel bir trajedi, insanlığa karşı işlenen en büyük kötülüklerden birisi oldu. Öyle ki bu kötülük, uluslararası tanınma ve yargılama meselesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması sorunu, adalet için mücadelenin bir parçası olan kötülüktür. Cumhuriyette salgın durumu açısından 24 Nisan'da durum ne olursa olsun vatandaşların sağlık ve güvenlik konusunda serbest dolaşımına ilişkin kısıtlamalar, 24 Nisan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarını, soykırımdan kurtulanları ve yaşamak için mücadele edenleri internetin sağladığı fırsatları kullanarak hatırlamaya ve onlara saygıda bulunmaya çağırıyoruz. Ermenilere karşı işlenen soykırım Müze Enstitüsü bu amaçla Ermenistan Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına sesleniyor. Tüm vatandaşlara, Ermeni halkının arkadaşlarına 24 Nisan tarihinde Facebook'taki fotoğraflarını, soykırımdan kurtulmuş olan akrabalarının, kurbanlarının veya hayatta kalanların özellikle bu amaçla çerçeve içine alınan fotoğraflarıyla değiştirin. Resim olmadığı takdirde adı, soyadı ve onun veya onlar hakkında kısa bir öykü yazın. Kurban veya hayatta kalan akrabanız yoksa, soykırım kurbanı olan Batı Ermeni aydınlarının, kamu ve siyasi şahsiyetlerin, fedailerin, askerlerin ve generallerin fotoğraflarını paylaşın. Batı Ermenilerinin kültürel mirasının hazinelerinin fotoğraflarını, Batı Ermenistan'da kullanabileceğiniz görüntüleri paylaşın ve altına sadece bir not yazın. Ben hatırlıyorum veya ben hatırlayacağım. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni koronavirüs ile enfekte olmuş Karbacarlı 5 vatandaştan birinin sağlık durumu yan hastalıkları nedeniyle orta ağır durumda olduğu belirtildi. Diğerlerinin sağlık durumu ise normal olarak değerlendiriliyor. İzole edilmiş 9 vatandaşın yeni bir koronavirüs enfeksiyonu belirtisi yoktur. Enfekte olan Karbacar vatandaşlarının temas kapsamı doğrulandı. Onunla temasta bulunan 9 vatandaş test için tahlil edildi ve test sonuçları daha sonra açıklanacak. Cavak'ın Bavra Kartikam Karayolu'nun 535 metre uzunluğundaki bölümünün asfaltlanması ihalesi gerçekleşti. Bavra Kartikam Karayolu 2019'da asfaltlandı. Asfaltlama işlemi Arali firması tarafından yapılmıştır. Projeye göre geçen yıl 2500 metre yol asfaltlanacaktı. Ancak sadece 2000 metre asfaltlandı. Kartikam köyü sakinleri asfaltlamanın köyün düğün salonuna kadar yapılmadığı gerçeğinden memnun değildi. Bu yıl belediye kalan 535 metrelik asfaltlama için 434.630 Gürcistan Larisi tahsis etti. Bu yıl 535 metre uzunluğundaki yolun asfaltlama ihalesi katılımcı olmadığı için 4 kez ertelenmişti. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 11 Nisan itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 29 koronavirüs enfeksiyonu vakası doğrulandı. Onaylanan toplam vaka sayısı 966. Bir ölüm vakası kaydedildi. 11 Nisan itibariyle koronavirüs için tedavi edilen kişi sayısı 173. Yani bir günde 24 kişi tedavi edildi. Tedavisi sürmekte olan hasta sayısı ise 780. Negatif test sayısı 8464 ve ölü sayısı 13.
Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre İdlib'deki toplam Türk askeri üs sayısı 57'ye yükseldi. Ankara 2017 yılında zaten 12 gözlem noktası kurmuştu. Bazı haberlere göre Moskova ile yapılan anlaşmalara rağmen Hayat Tahrir al-Şam terörist grubunun üyeleri olan cihatçılar Türk askeri üslerini barınak olarak kullanıyorlar. 2 Şubat'tan bu yana 5745 Türk askerinin İdlib'e transfer edildiği bildiriliyor. Bu şu anda bölgede toplam 29 bin Türk askeri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca son 2 ay içinde İdlib'e 5 binden fazla zırhlı araç, tank ve topçu yerleştirildi. Anlaşmaların imzalanmasından bu yana bir aydan fazla zaman geçti. Ancak Ankara Rusya Federasyonu ile imzalanan anlaşmaları henüz uygulamadı. Bunun yerine Türk tarafı tüm ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadele etmesinden yararlanarak komşularına karşı bir saldırganlık politikasını sürdürmektedir. Batı Ermenistan'ın Harbet Elazığ'da edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler şüpheli iki kişinin elinde bulundurdukları eski bir eseri satmak amacıyla müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler alıcı kılığına girdi. Şüphelilerle buluşan ekipler şahısları Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Ulusal Oda Müziği Merkezi Paskalya'da Facebook resmi sayfasında Yerevan Devlet Oda Korosu'nun icrasıyla Gomidas'ın Berlin Ayini'nden alıntıları izleyicilere sunacak. Yerevan Devlet Oda Korosu'nun sanat yönetmeni ve şefi Harutyun Topikyan'dır. Armen Press tarafından bildirildiğine göre çevrim içi yayını 12 Nisan saat 20.30'da izlemek mümkün olacak. Her şey Gomidas'ın 1896'da Alexander Mantaşyans'tan Berlin'de okumak için burs aldığında başladı. Gomidas, şimdiki adı Humboldt Üniversitesi olan Frederick Wilhelm Üniversitesi'nde felsefe ve ardından Richard Schmidt'in özel konservatuarında okudu. Konservatuarın 3. yılında ünlü Berlin Ayini'ni yazdı. Ayin, Gomidas'ın erken döneminin en iyi eserlerinden biridir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vostan adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Varti Yerkat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.